Güzel insanlar, selamlar. Bir dakikanızı almak istiyorum. Sponsorum olan Playsel ile sizler için bir çekiliş düzenledik. Toplamda 10 arkadaşımızın her birine 1041 elmas hediye ediyoruz. Ana ödül toplamı 3000 TL olacak. Her arkadaşımızın hesabına 300 TL stabakiyesi tanımlanacak ve bununla 1041 elmas satın alabileceksiniz. Yapmanız gereken çok basit. Açıklamalar ve yorumlar kısmındaki çekilişe katıl linkime tıklayıp kayıt oluyorsunuz ve çekilişe katılıyorsunuz. Bunun yanı sıra uygun fiyatta elmas satın almak isterseniz de arkadaşlar hemen sponsorum olan Playsel'e açıklamalar ve yorumlar kısmından ulaşıp ana sayfa ekranından Mobile Legends yazabilirsiniz ya da alt tarafta gözüken Mobile Legends'a tıklayabilirsiniz. Hem globalde hem TR'de fiyatları bu şekilde gösterebilirim size. Oyun içerisinde kıyaslamak isterseniz çok çok uygun fiyata denk geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Hepinize şimdiden bol şans diliyorum. İyi günler, iyi akşamlar. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Bugün elimizde Dinozor Barat var. Aldık, ormanda kullanacağız. Gelen güncellemede 10 numara buff aldı kendisi. Oynayacağız bakalım. Sezon da sıfırlandı. İlk videom sezonun 3-4 maç oynadım. Yani arkadaşlar sezon başı biliyorsunuz. Her sezon başarılar diliyorum. Umarım maçlarınız güzel geçer. Ama tabii ki öyle olmayacak. Biliyorsunuz siz de. Toksikleri gelecek, feeder'ı gelecek, iğrenç oyuncuları gelecek, gelecek de gelecek. Moralinizi, motivasyonunuzu bozmayın. Girebiliyorsanız 5 girin. 5 girmiyorsanız solo, duo, trio oynuyorsanız, özellikle solo oynuyorsanız işler çok zor. Bump pickler çok önemli. Yani Balmond, Barat, Alice, Lunox, işte Nolan, Guinevere, Van gibi pickler zaten çok güçlü. Şu an buff'la birlikte... Yani 5 ban sistemi gelecek diye konuşuluyordu ama umarım gelir yakın zamanda. Banlanacak çok şampiyon var. Say say bitmez yani. Ondan daha fazla. O yüzden maçlarınızda dikkatli olun. Küfür ederken dikkatli olun. Benden size nacizane tavsiye. Şak diye banı yersiniz, haberiniz olsun. Ban atılıyor. O bilgiyi de vereyim. Doğru bildirirseniz ya da birisi sizi doğru bildirirse banı yersiniz. Dikkatli olun. Oynayacağız bakalım. Herkesi Epic Ligi'ne fırlattı. Birkaç maç sonra efsane oluyorum gerçi de. Belki bu maçtan sonra olacağımdır. Çok dikkat etmedim. Bakalım oynayacağız. Barat'ta ufak tefek düzenlemeler var. Şöyle ultisi artık ileri doğru fırlıyor arkadaşlar. Şarjlıyor ve depar atıyor. Bunun yanı sıra W'su artık sizin gittiğiniz yöne göre rakibi stunlıyor. Fırlatmıyor, stunlıyor. İkinci balta ve vahşi güçleri savaşçıların Nirvana'ya çıkarttığı gibi Barat da keza bundan nasibini aldı. Yani Barat da çok güzel oluyor. Bir tane hasarımız olacak. İkinci balta. Gerisini tank yapmayı düşünüyorum dostlar. Şurayı oynayabilir miyiz? Ben aldım ama bırakmazsak iyi olabilir. Flash kullandırtalım en azından. Güzel. Flash vurdu bir tane. Bu sizi itmek mi istiyor? Ha öldü bir de. Buna da oyna hocam. İteceğim ben onu bir. Aha o da erken flash attı. Okey okey okey. Toplayabiliyor musun orayı? Harikasın lan. Lunera bizim... Benedetta'lardan arkadaşlar. Bizim Benedetta'lar 3'e ayrılır. Snow Benedetta, Lunera Benedetta ve ah kardeşim, öğrenci kardeşim Harun Love Benedetta'sı. Harun'la çok oynayamıyoruz artık. Nedenini biliyorsunuz, öğrenci oldu. Böyle. Pikleri güzel. Şimdi ben erken seviyede kırılgan olmasın çarım istiyorum. Yanımda da Rafael'im olduğu için şöyle bir büyüsü olma botunu ver. Vahşi güç sırrını araş atacağım arkadaşlar. Bu zaten sadece tanklaştırmıyor. Bizim hasarımızı da arttırıyor artık. Yani sadece tanki bir ekipman olarak düşünmeyiniz bunu. Şimdi onu yutabilmem için biraz yaklaşması lazım. Yaklaşmadığı zaman yutamam. Şarjlıyorsun. Direkt üzerine atlamıyorsun. Bu şarjlama safhasında rakip kaçabiliyor. Bak mesela böyle kaçabiliyor. Yetişmedi şu an. İteceğim onu kanka. Olacağım lan. Keser herhalde, güzel. Ya şarjlarken rakip kaçıyor. Nasıl kaçıyor? Şimdi sen onu şarjlayana kadar adam mesafeden çıkıyor ve boşa atılmış oluyor. Benim şu an yaptığım gibi adam çıktı gitti, uzadı gitti mesela. Ona bir şey yapamazsın. O yüzden biraz pusman lazım. Ya da rakibin kaynağı olmaması lazım. Pusarsan da stack'in kaçıyor. Stack'ler artık sadece skill'lerle değil 10 seviyeye ulaştıktan sonra düz vuruşlarla da doluyor. Bakın şu an düz vuruşlarla doluyor. Yani skill kullanmadım. Şimdi bir de ADC'ye gank atalım. Kaplumbağa'ya gitmiştim. O sırada onu dive'lamışlar. Ona hemen bir destek verelim. Toparlansın.
Bro red buff'a gelemem şu an. Dur biraz bir güç deneyeyim. Vahşi güç bittikten sonra ikinciyi de koydum mu efsane hasar oluyor arkadaşlar. Efsane güzel hasar oluyor. Kime girdi? Size mi girdi? Gel bana. Kaçabilir miyim? Şunu bir yutayım. Al kanka. Duvara tostlattım. Hadi. Güzel. Ben biraz asiste oynuyorum ama hiç problem değil. Devam 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 devam. Şöyle bir itekleyeceğim onu. Güzel. İlk killimizi aldık. Ya tanki olduğun için kolay kolay ölmüyorsun. Yanında bir de support'un varsa oyunu domine ediyorsun. Bak Balmont ve yanında support varsa kork. Barat ve yanında support varsa kork. Ne yaptın kanka sen? Zıpladın ama seni keserdim aslında da çok kalabalıksınız ya. Öleceğim gibi. Oğuz'un benimle oynaması lazım. Oğuz'un benimle oynaması lazım. Kanka benimle oynaman lazım. Şöyle bir toplan atacağım ona. Bro benimle oynaman lazım. Beni hızlandıracaksın. Beni biraz canlayacaksın. Ben hepsini keseceğim. Ama sen ayrık gayrık gidiyorsun bir tık. Bu biraz... Ahanda yedim seni. Ahanda yedim seni. Güzel. İkisini birden tokuşturduk. Bu da ölecek. Güzel. Çok eğlenceli değil mi be? Ya çok güçlünün yanı sıra çok da eğlenceli olmuş eskisine nazaran. Ama çok da güçlü olmuş. Bir nerf yer umarım. Yemezse işler yaş. Yani gidip de Hayabusa oynamazsınız Barat'sa karşı. Ne bileyim gidip de Helkurt oynamazsınız Barat'sa karşı herhalde. Yani öne geçmediğin sürece şansın yok. Gerçekten farklı bir seviye yapıyor Char'ları. Benden size tavsiye, geçen gün X-Borg oynamıştım. O X-Borg videosunda söyledim. Barat, Balmont metasına karşı X-Borg, işte Valir, işte yanına Rafael olur. Bunları yapın dostlar, bunları yapın. Maç kazanmak istiyorsanız yapın. ADC'mize gitmiş Helkurt. Mantıklı olanı yapıyor çünkü biz fightları domine ediyoruz. Bizim ADC de maşallah saldırı hızı ve fırtına ile başlamış. Yani ADC ile Leste ile alakası yok. Buradan anlıyorum onu. Çıktığı eşyadan anlıyorum alakası olmadığını. Orman buraları merak etmiyorum kanka. Kankam senin lane'indeki adamı ben 2'dir düşürüyorum ama sen bilirsin gene de. Senin ADC ile alakan olmadığı için sen standart bir ADC'den anlamayan birey olduğun için öldüremezsin kuzum. Öldüremezsin kuzum. Şimdi bu bizim Leste gibi oyuncular da takımınıza gelecek, hiç takılmayacaksın dost. Ben tanklarım dost. Bir dost. Slow da attım ona. Vur bir tane. Güzel. Ölmezsin değil mi? Boşladık burayı. Güzel. Gel bakalım dost. Hop. Bala ve de cüp bala. İkisini tokuşturacağım bunların. İkisi de stun yesin. Gördün mü olayı? Bomba değil mi ya? Bak gene ölecek. Bak bak. Gene ölecek bu. Güzel. Yattı aşağı. Süper. Şimdi. Bu dediğimi yanlış anlamayın. Yani yanlış anlaşılmaya açık bir konu ama ne niyetle söylediğimi anlayacaksınız. Oyuna girmeden önce söyledim ya, işte takımınıza feedleyenler gelecektir, küfür edenler gelecektir. Şimdi bu arkadaşımız Leste'den bir haber, tamam mı? Hız botu fırtına almış. Eşyalarına baktığınızda bu adamın zaten o şampiyona hakim olmadığını, almış olmak için aldığını anlıyorsun. Şimdi bu adamla laf dalaşına girersen, o adama yazı yazarsan kendini oyundan düşüreceksin. Bunu yapma. Bunu yapma dost. Bunu yaparsan kazanabileceğin oyunu kaybedersin. Sen zaten oyunu domine ediyorsun şu an. Hop, kaçtı. Uzayalım buradan. Yetişmezdi. Ya böyle bir olay var. Yetişme konusunda zorlanıyor. Şimdi kemer alıyorum. Kemer almamın sebebi eskiden Q ile çok güzel slow atıyordu. Şu an bir kemer istiyor bence. Bir de ultiyi şarjlayıp mesafeye sokabilmen için. Hani bir tükürük atarsın. Slow yer kemer de aldığında. İşte kaçıyor olsa bile yetişebilirsin o pençeyle. Şey o kemerin pasifiyle. Bak mesela hiçbir işe yaramamış. Kaplumbağa yardım etmiyor. Kaplumbağayı çalmaya çalışıyor. Son vuruşuna kadar devam ediyor. Bunlar olacak. Bunlar olacak. Hop yedim seni. Kule içindeyim. Aa!
Ay öleceğim ya. Bu sefer öldük gibi. Aha ölmedim. Oy! Char ölmüyor hocam. Ölmüyor. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Arkadaşlar artık 10 stack oluyor. Yani şöyle 25 stack oluyordun ya. Şimdi 10 stack oluyorsun maksimum. 10 stack'te gelişmiş forma geçiyorsun ve gelişmiş temel saldırı ayaklarıyla vuruyor. Bakın. Bu şekilde. Bunun yanı sıra her bir stack sana büyü ve fiziksel savunma kazandırıyor. Yani gelişmiş temel saldırıya ulaştığın zaman, 10 stack'e ulaştığın zaman da maksimum savunma seviyesinde oluyorsun ve temel saldırıların bu şekilde ayaklarıyla çok fazla hasar çıkartıyor. Onun haricinde diliyle böyle sağ sol şaplak atıyor sana. Bu seviyeye ulaştığı zaman tehlikeli kıvamda. Şu an mesela tehlikeli kıvamda. Kolay kolay yatmaz. Günahkarlar çekilmiş. Mesela günahkarlar iyi bir tercih. Canavar avcı sıkılıcı. Tanki şampiyonları eritmek için çok iyi tercihtir. Yanına bir zırh delme koyarsın. Bir kargı koyabilirsin. Güzel. Bizim Benetet de hamur gibi yoğurmuş. Manyan'ı da attı. Süper. Şimdi bir eşya daha koyalım. O eşyamızda ne olsun? Kan kanatları olsun. Bu biraz fantastik olacak. Canımız az kalırsa az önceki pozisyonlar gibi. Orada iyice tanklaşırız ve can çalarız. İkinci balta da bize can çaldırtıyor. Gerçek hasar vurdurtuyor. Hop yedim seni. Kuleyi alın beyler. Kuleyi alın, kuleyi ölmeyin. Güzel. İtekleyeceğim onu. Hop gel bakalım yanıma, yamacıma gel. Tigre Yıl'da flash var mı acaba? Ölmemizin şu an tek yolu kule altına atmaları bizi. Başka türlü öldüremezler. Şöyle devam edelim buradan. Ne oluyor orada? Tigre Yıl'da flash var. Ay attı. Ama kule altına sokamayacak, problem yok. Ölmem. Ölmem. Sen de gel bakayım buraya. Nem. Puh kafana. Kan kanatlarım da bitti. Öldüremezsin kuzum. Ölmez bu dinozor. Bir sonraki maç ban dinozor. Ormanın kralı oldu ya. T-Rex oldu gerçekten Char. Vur kuleyi bitirelim. Daha fazla böyle kardeşlerimize işkence çektirmeyelim. Vur. Vur bu da öldü vur. Güzel. Rakibe işkence olmasın. Maç vuralım kuleye bitirelim. Güzel tertemiz oyunda mis gibi. Oyunu da domine ettik. Kahramanı da anlattık bence. Kesinlikle banlanması gerekiyor. İşte Balmond, Lunox, Barat, Alice. Şu an çok güçlü. Wanwan, Fanny, Joy, Nolan, Gunnivore maçına göre. Maalesef 3'er ban hakkımız olduğu için ilerleyen günlerde 5 ban sistemi gelecek diyorlar. Umarım gelir. Şöyle bizim çocukların eline sağlık. 3 girmiştik. 11-0-13 oynamışız. %23 hasar vurmuşuz. %28 tanklamışız. Zaten 10 dakika gibi bir süre sürdü oyun. Daha fazla sürseydi çok fazla artardı bu rakamlar ama. Yani şunu da ekleyeceğim arkadaşlar. Elemanın oyunuyla benim işim yok. Kendisiyle de bir işim yok. Sadece Leste oynuyorsun ya güzel dostum. Sen oynuyorsundur mesela. Saldırı hızı bulli kasma dostum. Bak bu adam mesela fırtına vasın pençesi almış. Hız botu almış. Leste artık böyle yetenekleriyle pasifini tetikleyip gerçek hasar attığı için senin saldırı hızıyla işin yok dostum. Kritik, bitmeyen savaş, umutsuzluk. Bir tane daha umutsuzluk alabilirsin. Ya da doğa rüzgarı koyabilirsin. Ya da Midas kılıcı koyabilirsin. Kargı koyabilirsin. Duruma göre fırtına da alabilirsin ama en sondan alabilirsin. Aklında olsun diye ek bilgi veriyorum. Umarım izlerken eğlenirsin. Umarım hoşuna gider. Giderse bir like, bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsin. Öpürüz. Arkadaşlar görüşürüz. Tekrardan selamlar. Bu sefer de Valir aldım. Rakibe çok bekledim. Barat salan biri çıksın diye ama maalesef almadılar. Alsalardı çok güzel olacaktı. Orta koridor kapatmam lazımdı. Düşündüm alırlar diye de vallahi yapmadılar. Bakalım oynayacağız. Hallederiz. Bunlar da güzel aslında. Bu pick de güzel biliyor musun? Arlot, Dairot. Yani severler. Valir'i severler. Gerçekten Valir'i severler. Mana botuyla başlayalım şöyle. Sonra hemen slow katarız hanemize. Agresif de bir pickimiz var. Oh. Dürtün bakalım. Çok dürtücüler. Dürtücüler sizi. Şöyle hemen son vuruşta itelim. Siteğimiz de gelsin.
Oyna kankam. Buraya da bomba atmış. Ne var ki onda? Yapıştın sen onu kestin herhalde. Flash varmış. Güzel. Flash'ı kullandıktın. Gel bana. Bana gel. Bana gel yavrum. Gelebiliyor musun? Gel. Haylos, neden kanka Pire'nin yanına gittin? Şurada orman basalım dedik. Girerken de söyledim bu arada orman basalım diye. Eyvah, öldük mü? Öldük mü? Öldük mü? Q'mu yemiş. Bu da Q'mu yedi. O da ölsün. Ah. Güzel tamamladı. Çok güzel tamamladı. Bunda alev atışı var, dikkat edelim. Haylos kanka, bak bu oyunu Pire'nle oynamak istiyor olabilirsin. Saygı duyarım ama XP koridoru oyun kazandırmayacak kanka. Yine de sen bilirsin. Hadi oyna bakalım Pren'le. Yuzong zaten Arlott'la takasını kazanan bir char. İki kere de düşürdün karşıdaki, düşürdünüz karşıdaki adamı. 2 vs 1 oynuyorum. Beni seviyor mu Yuzong? Midi de pushluyor. Çok güzel abi, çok güzel. Çok güzel, kafalar zehir ya. Kafalar zehir gerçekten. Ama şu an sinirlenirsen, kızarsan, elemana bir şey yazarsan hiçbir şey kazanmayacaksın. Yani bu adam zaten kafası başka bir dünya, anladın mı? Oğuz'u biraz darlıyorlar. Hatta oyun başından beri darlıyorlar. Gideceğim ona şimdi. Geliyorum bro. Vur kanka şuraya. Gel 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 gel. Q yedi, slow yedi. Bir slow daha yedi, stun da yedi. Güzel. Nice. Al kanka buff'ını. Şimdi bizim çocukları darladılar. Burayı bir kazandıralım. Tamam kanka, güzelsin. Şurada da biri var. Nereye gitti lan o? Nereye gitti o? Bro sen neyim? Biraz burayı düşürelim bakalım. Stun yiyecek. Bir Q daha koydum ona. Bir Q daha koyarım. Ölecek. Güzel. Nice. Buna da bir Q kondurdum. Bro gel. Niye gelmiyorsun lan? Ha, canın az. Loz al can diyor. Çok iddialı konuşuyor ama bu kafayla gerçekten o adamlar loz alır normal şartlarda. Hala XP'deler bak, görüyor musun? Çok enteresan kafa. Yapacak bir şey yok. Gidelim aşağıya, Oğuz'a destek verelim. Brom geliyorum. Kuleye içeceğim bro onu. Güzel, nice. Nice, 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 nice. Güzel. Bir de Oredi şakayla karışık hazırlıyor ama ayağını çalması yok mu? Çaldı mı peki Oredi bir anda? Gerçi bizim çocuk yetişti, çalmaz da. Bak yine Red'e yardım ediyor ama yani Red'i çalmaya çalıştı. Bence yine yukarıya gidiyor, görüyor musun? Bizim altın koridor duo, trio. Sürekli bu koridor kalabalık. Ona rağmen eleman yukarıya gitmeye devam ediyor dostum. Yani şu adamın kafasını merak ediyorum, anladın mı? İtleyeceğim koridoru. Ver bakalım, yakmamızı alalım. Çok zehir kafalar ya. Zehir kafalar. İt bro şu minyonu da, şuraya bir dive atalım. Şimdi senin ultin yok. Şunu bir al. Şunu bir tut. Sen de şunu bir al. Ben de o mermiyi aldım. Sen şunu al. Bir midi pushlayayım geleyim. Canım dolar o sıra. Rünümde can doldurmak için bir şey var. O benim gerçekten base atmamı engelleyen bir püf nokta. Kolay kolay base attırmıyor. Heal'da şey olduğu zaman, heal'da geldiği zaman base atmıyorsun gerçekten.
Şimdi bizim çocuk itsin bakalım orayı. Bro it, görüşlüyorum seni. Burada bizim elemanı darlıyorlar. Ölecek o, ölecek o. Bunu da yakalar mıyız? Q yedi. Bir Q'yu daha yer. Şöyle bir iterim, bir Q daha atarım. Sonra şöyle flashlarım, bir Q daha atarım. Sonra Yuuzhong gelir, benim kilimi çalar. Ah, anlıyorum hocam. Anlıyorum. Midimiz düşsün. Oğuz swapladı sanırım. Yo, Oğuz gidiyor ama bu adama swap'ı anlatabilecek mi? Anlatamayacaksın herhalde. Aa, geçiyor. Helal lan. Anlıyormuş. Bravo. Bravo. İtelim burayı. Ya konsantre enerji de alabilirsiniz dilerseniz de. Ben konsantre enerji sevmiyorum arkadaşlar. Aha öldük. Öldük, öldük, öldük. Yakalandık. Şöyle bir şey var önümde. Göstereyim size. Kan festivali. Bununla birlikte zaten iyi can çalıyor. Bir de değnek var. Ya milyondan falan güzel can çalıyor. Base atmanı engelliyor kısaca. Büyücüleri biraz fazla kasmış. Parlayan asa bitsin. Bir tane esaret koyalım. Ayaz da alabiliriz ama ben esaret koymak istiyorum. Kaplumbağa kutlamışlar. Okey. Parlayan asa bittiğinde zaten hasarım tek başına yetecek. İki kere yakacağım rakibi. Anda bitti. Geldi bizim fındık fıstık. Şuna bir vurdum. İttim ikisini üst üste koydum. Onu kesersin herhalde. Sen bunu al kanka. Şunu da tut. Bunu da al. Alacaksın mı artık? Öleceksin mi güzel? Sen de şu slow'u al. Güzel. Harikulade. 10 numara 5 yıldız. Bir yerden dayrot çıkabilir. Görüşümüz var. Nereden çıkabilirsin? Buradan çıkmazsın. Şu koridoru yıkalım. Şimdi esaretimizi ver bakalım. Digi ultisini aldık. Ölmesi lazımdı normalde de. Ölmedi eleman. Ölmeliydi. Gerçekten ölmedi. Şunu alacağım. O kadar vurdum buna. Bunu almalıyım. Farmımız iyi. Ultisi yok da bizde oyun kuracak bir tank yok. Problem değil gerçi ultisi olması olmaması. Q'mu yedi mi? Yedi gibi. Ha bu bana mı yapıştı? Oo öldüm 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 öldüm. Aa, ölmedim. Mermi kulağımı yaladı yuttu gitti be. Wow. Hızlıdan bir lord patlar mı? Farmımız iyi seviyede. Esaret bitsin. Bir tane aslında şöyle digi de AP yapmış ya. Çok vuruyorlar. Çok dürtüyorlar daha doğrusu. Athena konabilir ya da akıllı asa koyalım. Son eşya koyarız bir şeyler. Yıldırım copu falan da olabilir. Biraz fantastik olabilir ama büyüsü olması alırlar diye akıllı asa daha mantıklı. Beni mi attın oraya? Al bakayım şunu kafana. Sen de şunu alır mısın? Yetişir mi sana? Yetişmedi. Şunu al. Almadı. Tutmadı Q'lar. Bozacağım onu kanka ama. Öldün gittin. Digi bombaları yağdırmış oraya ama Lord çıktı. Kule altına alır. Aman aman kule altına alır. Aman. Kurtardı Digicik. Digicik kurtardı.
güzel. Esaretim de bitti. Ver babacığım akıllı asa. Akıllı asa alalım. Yanlış bir şey önerdik. Ver akıllı asayı da. Hasar mı iyice oturacak. Son eşyada tank yaparım. Hatta full AP mi gitsek? Gerek yok ama gidilebilir. Yani 3 tane AP eşya, 2 tane off tank eşya her zaman idealdir Valir için. Alalım mı Lord'u? Bence alıp bitirelim. Hiç uzatmanın lüzumu yok. İnhibitör açarız. İnhibitörleri kaldı. Aşağıdalar zaten. Lord ne oldu? Güzel. Şöyle eşit bir şekilde de itersek, ortaya da üstten inhibitör açarsak gayet güzel olur. Altta bir kulecik var. Kanka, ikimizi de öldürttüm. Çok güzel ulti oturttu ya. İkimize birden ipe dizdi. Eğer itmeseydin bizim çocuğun skill'i vuracaktı. Ona belki ölebilirdi ama bir tık iyi niyetle itmiş olabilirim. Özgünüm. Ultiyi gerçekten çok iyi oturttu ya. Hala aklımda ultisi. Bizimkilerin durumu ne alemde? İyi, kötü değil. Çok dürtüyor, çok dürtüyor. Ben Athena alacağım. Şu parlayan asayı alalım. Athena koyalım. Gereksiz dürtülüyoruz. Digi bombaları da, digi AP kastığı için bombalar da çok can sıkıyor. Çalıya pusarsa, camplerse ve yakalanırsak sıkıntı verecek. Q'mu da yedi, kaçamaz herhalde. Güzel. Burada biri var mı? Güzel. Q'um da yoktu var ya, iyi kurtardılar. Q'um da yoktu. Digi aslında bizi bozdu ya. Dürtüyorum dürtüyorum da tam böyle slowladığım, tam böyle stunladığım anlarda ultiyle kurtarıyor. Bozuyor bizi. AP olması aslında avantaj, hemen ölüyor. Da ultisi de çok seri dönüyor. Full bekleme süresi yapmış. Bence atak değil, Lord var. Farmları da güzel. Kanka şurayı itelim bence artık. Açalım burayı. Bu dış kule alınsın. O minyonla düşer. Geldim. O da ölecek, o da ölecek. Şu da ölsün. Slow yiyecek şimdi benden. Güzel. Biter, gel. Gel. Gel, Dairot tek başına hiçbir şey yapamaz. Tutamaz, gel. Kule patlaması da yok. Bitti bu minyonla. Devam. Geldiği gibi ben itekleyeceğim onu. Hoppala. Bas bakalım geriye. Hadi bakalım vur kuleye. Güzel. Bir garip maçtı. Sezon başı. Normal. Sinirlenmeye, tilt olmaya hiç gerek yok. Bunlar olacak. XP koridorunda oyun oynadılar iki duo. Altın koridoru aşure kazanı gibiymiş. Brom'da iyi sabır varmış ama. Yani olacak bunlar dostlar. Bunlar olacak. Vallahi bunlara hiçbir şey yapamazsınız. Yapacağınız hiçbir şey yok. Böyleydi. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Umarım sezon başı tilt olmadan güzel oyunlar geçirirsiniz. Öpülüyorsunuz, seviliyorsunuz. Kolay gelsin. İyi günler.